pozum çok ağrıyor başladı. Her yerimi bozuyor. Abi ben seni yaptım. Eşik parti çekiyorum. Hacı sırtta da var. Size var yani. Burak sırtta da dur, var. Dur alacağım. Ver o kalçadakini de göster. Bizim oyuncularımız da saha içinde devamlı hakemle diyalog halinde şikayet ediyorlar. Elinde bir şey var. Alır mısın? Bizi darp ediyor, şey yapıyor. Hakem oynayın diyor, oynayın diyor. Hakemin söylediği oynayın, şu an yapacak bir şey yok, oynayın. Sonra devre arasında soyunma odasına geliyor arkadaşlarımız. Biz de olayı Muhammed'in aslında orada fark etmiyoruz. Yani o kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Formalar çıktığı zaman temsilciye gidiyoruz. Diyoruz ki böyle böyle kesici alet var. Futbolcularımız darp ediyor. 70 numaradan önce. Bunu üzerinden almamız lazım, arayın. Tamam diyor, ben diyor gerekeni yapacağım diyor. Onları takip ediyoruz yani yönetici arkadaşlarımızla. Gözüm temsilci yerinde duruyor, hiçbir hareket etmiyor. 5 dakika sonra tekrar gönderiyoruz. Tamam diyor, ben yapacağım, bu sefer gelmiyor. Gelir misiniz diyoruz. Yani biz de varım. Tamam bakın sizi ben halledeceğim diyor. Temsilciye tekrar diyoruz, hani alacaktınız. Ya maç başladı, şimdi ne yapalım? Eğer çıkartırsa, yaparsa gereğini yapacağız. Yani bir yarıda böyle bitiyor neticede. Hiçbir şey olmuyor. Hakemlerden de bayağı yorulduk. Son 2-3 maçtır hepiniz görüyorsunuz. Hakemlerle alakalı çok büyük sıkıntılarımız var. Yani bunları da daha önce de söylemiştik. MHK'ya da bildirdik. Ama artık bunların üstüne daha da çok gideceğiz. Şimdi benim düşüncem şu. Buradan net sonuç çıkacak, ne karar çıkacak onu bekliyoruz. Ondan sonra gerekirse federasyona, gerekirse MHK'ye hep beraber buradan Sakaryaspor olarak, cami olarak yürüyeceğiz. Biz bunu düşünüyoruz. Takımın oyuncuları çok farklı düşünüyor. Zaten görüntülerde de her şey gözüküyor. 72 numaralı Mansur galiba. Elinde bir şeyle oynuyor. Seremoniden sonra yanından geçerken kalçama bir şey batırıyor. Ben de o an zaten kafamı çeviriyorum. Bana bir şey gösteriyor. Ben fazla oralı olmadım zaten. Çünkü olay çıkmasın diye. Dilaver abi dediği gibi biz sadece sakin kalmaya çalıştık. Çünkü bizim işimiz futbol oynamak. Onların da ekmek parası, bizim de ekmek paramız. Yani biz burada savaşmaya gitmedik. Ama her küçük olayda bize saldırmaya çalıştılar. Zaten maç içinde de her olayda Mansur hep bana doğru gelmeye çalıştı. Bir olay çıkartmaya çalıştı. Ben bunu hakime ilettim. Ben söyledim ki bak hocam, yanında bir şey taşıyor. Sağ cebinde bir şeyden, yani sağ cebinden bir şey çıkartıp duruyor. Bana yaklaşmaya çalışıyor. Müdahale et dedim. Dedi ki ben bir şey görmeden bir şey yapamam dedi. Yakalarsam gerekeni yaparım dedi. Demek ki yakalayamadı. Ya biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradan takım arkadaşlarına hepsine tebrik etmek istiyorum. Elinden gelen her şeyi yaptılar. Herkese tek tek gurur duyuyorum. Hiç kimse korkmadı, hiç kimse kaçmadı. Hep sırt sırta orada mücadele ettik. Aynı Dilaver abi dediği gibi ısınmada bile. Biz orada ısınıyoruz. Taraftarlar onları çağırıyor. Herkes bir anda bize saldırıyor. İlk başta 10-11 kişiler. Bir baktık etrafıma 30-40 kişi oldu. Sonra polisler geldi, müdahale ettiler. Onun için dediğim gibi takım arkadaşlarıma tebrik etmek istiyorum. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yani Türk futboluna hiç yakışmayan görüntüler bunlar.